Sürücüleri yakından ilgilendiren bir haber var sırada. Daha doğrusu kredi kartıyla akaryakıt alanlara kötü bir haber var. Akaryakıt işletmecileri kredi kartıyla yapılan alımlarda bankalara ödedikleri %2,5 oranındaki komisyonun düşürülmesini, eğer düşürülmezse de o farkın müşteriye yansıtılmasını istiyor. Eğer teklif kabul edilirse kredi kartıyla alınan akaryakıt artık nakit ödemeye göre daha pahalı olacak. Nakit mi alıyorsunuz yoksa kredi kartıyla mı? Kredi kartı kullanıyoruz, nakit kullanıyoruz. Genelde nakit. Bankalar genelde yüksek komisyonlar almaya başladılar. Şirketler akaryakıtta iki farklı fiyatlandırma istiyor. Gerekçeleri kredi kartı komisyon oranları. Banka kaldırsın komisyonu, biz de alalım yani rahatça. Vallahi ben peşin alıyorum. Kredi kartı kullanmak istemiyorum. Diyelim ki 100 liralık akaryakıt alışverişi yaptınız ama ödemeyi nakit değil kredi kartıyla yaptınız. İşte bu durumda akaryakıt şirketlerinden bankalar %2,5, yani 100 lirada 2,5 lira kadar fark alıyor. Akaryakıt şirketleri de bu komisyon farkından kurtulmak için kredi kartıyla alışveriş yapan vatandaşlar daha fazla para ödesin diyor. Yani nakit alımda indirim olmayacak. Kredi kartıyla alımda benzin pahalı olacak. Zaten bankalara yeterince komisyon ödüyoruz. Artık bıraksınlar da bundan da almasınlar yani. Biz de almazsa mecbur cepte ödeyecek. Bankalar bununla anlaşamazsa hem kendi kaybedecek. Peki kredili alımlarda komisyon farkı devreye girerse bu kez ne olacak? Eğer akaryakıt şirketleriyle bankalar anlaşamazsa kredili akaryakıt alımı daha pahalı olacak. Aradaki fark ise vatandaşın cebinden çıkacak. Vatandaşa dokunmasınlar da aralarında ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bundan sonraki alımlarınızda nakit mi kullanırsınız yoksa kredi kartı mı? Nakit yaparım, prosesi ederim. Nakit olur, daha iyi olur. Bence akaryakıt şirketleri haklı. Bankalar zaten yeterince alıyor. Sürücüler haliyle iki farklı fiyat tarifesine pek sıcak bakmıyor. Orta bir noktada buluşurlarsa iyi olur. Nakit alımlarda belli bir miktar indirim olursa iyi olur tabii. Öyle güzelliği kim yapar ya? Kendi aralarında anlaşsınlar.